Her Şeyin Ekonomisi'nden iyi akşamlar. Ben Murat Tufan. Bugün nakliyi konuşacağız. Ev ve ofis taşıma hizmetlerini aslında genel olarak konuşacağımızı söyleyelim. Hayri Şengül, Hayrioğlu Ev ve Ofis Taşıma Hizmetleri firma sahibi. Aynı zamanda Evden Eve Nakliyatçılar Derneği Yönetim Kurulu üyesiyle birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Hayri Bey. Hoş bulduk. Genelde hep böyle nakliyeci aramak bir derttir. Uygun fiyata taşınması, işte tabii ki kırılacak eşyalar varsa bunların sağ salim eve gitmesi gibi. Herkesin derdi. Önemli bir sektör değil mi? Yani baktığımız zaman hani hep inşaat sektörünü konuşuyoruz, konut sektörünü konuşuyoruz ama buralara taşınırken de aslında sizler çok önemli bir aracılık yapıyorsunuz. Murat Bey, şimdi açıkçası biz evlerin içine giriyoruz. İnsanların evet. hayatlarına giriyoruz. Dolayısıyla hamilelikten sonra ikinci stres olarak nakliye diye söyleniyor. Dolayısıyla bizim buradaki maksatımız, bu arada 1953 kuruluşlu bir firmayız biz. İstanbul kuruluşlu bir firmayız. Kurucusu olarak sizsiniz değil mi? Yani en başından beri yani tabii ki hı-hı. babam ve amcamlar şeklinde geliyor. Doğru, 1953. Dolayısıyla bizim burada yeni jenerasyon olaraktan bu riski azaltmak, insanları taşınma esnasında stresten biraz uzaklaştırmak ve eski evden yeni eve geçtiklerinde de rahat bir şekilde orada yaşamlarına devam etmelerini sağlıyoruz. Evet, şimdi gerçekten özelliklerine giriyorsunuz. Hani evet. eski bence nakliyecilikte ya da işte birazcık daha düşük maliyetli nakliye hizmeti veren firmalarda bu öyle olmuyor. Genelde işte kişiler paketlemesini kendisi yapıyor. İşte adam geliyor, alıyor belki kamyonete birçok eşyayı atarak şey yapıyor. Yani çünkü onun bir güvenliği, bir kontrolü yok. Uygun fiyatı olmuş oluyor. Siz burada ne gibi bir hizmet oluyor? Yani gelip bu paketlemesi vesaire bunların hepsini siz mi yaptırıyorsunuz? Şimdi aslında uygun gibi görünüyor ama... Hı-hı. İşin nihayetinde bakıldığı zaman daha maliyetli oluyor. Tabii. Çünkü bakıldığı zaman bizim taşımadan önce müşterilerimiz bizi aradıklarında, örnek veriyorum, Nişantaşı'ndan Gayrettepe'ye, Göztepe'ye taşınacaklar. Biz öncesinde bir eksper gönderiyoruz, eşyaları baktırtıyoruz. Tabii bu eksper evde notunu alıyor. Örnek veriyorum, kuyruklu piyano var, hı-hı. para kasası var, işte... Kristalleri daha değerli ya da vesaire vazo var, çim vazosu var. Ya da sanat tablosu var. Tabii tablolar var. Bunlara göre önlemler alınıyor. Hı hı. Çünkü bunlara göre malzeme çeşitliliğimiz var bizim. Ama şimdi bunda merdiven altı diye hitap ettiğimiz maalesef nakliye firmaları çoğunlukta. Hı hı. Bunları tabii gelirim, alırım, yaparım şeklinde götürdüklerinde ama maalesef ki ne bunları taşıyacak bir malzeme çeşitliliğine sahipler... ne de eğitimli bir personele sahipler. Dolayısıyla işin nihayetinde sonucuna bakıldığında evet taşınıldı mı taşınıldı ama bir tanesinde Hayrioğlu Nakliyat tarafından taşınıldı. Her şey daha düzgün. Mümkün olduğunca tabii yani bizim de yapamadıklarımız var. Tabii. Ama diğer firmanın yaptığına bakıldığında ev savaş alanı gibi. Ama bunu insanlar da bence Hayri Bey şöyle algılıyor. İlk başta aradıkları zaman tabii sizin ben anladığım kadarıyla birazcık daha A+ ve lüks segmenti de hitap ediyorsunuz. Yani, evet, yani hani taşıdığınız değil. Eşyalar vesaire gibi. O en azından o kitleyi biliyorsunuz, ne beklediğini biliyorsunuz. Evet, evet. Ama insanlar genelde aradıklarında işte nakliye firmasını ilk başta sorduğu soru işte evet, eşyan taşınacağını söylüyor. İşte ilçeyi söylüyor, şuradan şuraya gidecek ve fiyatı soruyor. Evet. Fiyatta örnek veriyorum birisi 1000 dediyse, diğer taraf 700 dediyse o tabii ki 700'ü tercih ediyor. Orada sizin eksper gönderip göndermemeniz çok önemli olmuyor. Şimdi açıkçası bizim müşteri profilimiz üst segment. Hı hı. Dolayısıyla hani o tip telefon diyaloglarına pek maruz kalmıyoruz. Yani bizim için önemli olan şey şu, işte Hayrioğlu Nakliyat benim eşyamı taşıdı ve ikinci taşınışım ya da üçüncü taşınışım. Dolayısıyla eksper gelsin, yeni eve baksın ve ona göre yeni düzeni fiyatını çıkarsın ama... Bizde zaten öyle hani çok düşük rakamlarda bir şey olmuyor. Çünkü bizim maliyetimiz belli. Yani aslında bu işin bir maliyeti var. Yani belgeli, bu konulara da girelim tabii ayrı mesele ama bir ambalaj malzemesinde örnek veriyorum. Biz hiçbir zaman müşterilerimizin beyaz porselen tabaklarını gazete kağıtlarıyla sarmıyoruz. Onlar hem neden, belki oluyor hem çizile de biliyor. Evet, evet. Bunun için baskısız gazete kağıtları kullanılıyor. Kendim yani, yaptım da oradan biliyorum ayrı bir. Öyle mi? Tamam. Bir kez paketlemede bir açtım tabii taşındıktan sonra. Evet. O beyaz tabaklar efendim sakın gazete kağıdıyla yapmayın. Çünkü onlar hepsi böyle tek tek leke oluyor hatta çizilebiliyor. Evet. Yani, ne yapmak gerekir? Biz beyaz kağıtla çalışıyoruz. Beyaz kağıt.
Dolayısıyla elbise askılarımızda mesela Türkiye'de birçok ilkimiz var bizim. Hı. Hani babam ve amcamlarımın da tabii çok büyük etkisi var burada. Gerçekten bir öncü olduk biz. Yani bunu tabii gururla söylüyoruz. Çünkü neden? Araçlarımızın turuncu renginden tutun da elbiselerin askılı gardıroplarına kadar birçok ilklerimiz var bizim. Dolapta durduğu gibi elbisenizi tekrardan portatif gardıroplarda askılı taşıyoruz. Ya bu çok önemli. Yani iş sahipleri, çalışan insanlar ertesi gün çıkarıp elbiselerini tekrar giyip işine gücüne gidebiliyor. Fazla karşılaşmamada iş değil mi? Ya yani taşınıyorsunuz, ertesi gün normal hayatı, ev hayatı nasıl devam etmesi gerekiyorsa bu hizmeti sağlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu işin merkezinde tabii ki insan var ve insan memnuniyeti var. Hizmet sektörü çok zor bir sektör. Çok zor. Anlıyorum sizi çünkü turizm sektörü, inşaat sektörü birçok sektörden değerli uzmanlar geliyor sizler gibi ve en temel nokta insanların memnuniyeti. Yani açsın, restorana gidiyorsun, yemek kötü geldiği zaman sinirleniyorsun. Çok doğal bir şey aslında bakıldığında. Evet, evet. Şimdi insan temelli olduğu için kalifiye eleman bulmakta sıkıntı çekiyor musunuz Hayri? Çekiyoruz tabii. Kalifiye eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Hı hı. Tüm sektör olaraktan bu sıkıntı hepimizde var. Dolayısıyla bir elemanı yetiştirdikten sonra o elemanla devamlı olaraktan çalışmak istiyoruz. Ama ta ki işte vefatlar olmadıkça, ta ki memleket değiştirmedikçe ama bizim zaten başarılı olmamızın bir sırrı da çok sık elemanlığımız değişmez bizde. Yani bizim babamla beraber, bizimle beraber, amcalarımızla beraber çalışmış insanlar da vardır bizde. Onların çocukları çalışır artık yavaş yavaş. Bize. Torunlar çalışır. Dolayısıyla bu işte fedakarlık gerekiyor, özveri gerekiyor, sadakat gerekiyor ve en başta da dürüstlük gerekiyor. Kesinlikle. Yani burada dürüst olmak gerekiyor. Her işte olduğu gibi. Dürüstlük, evet, evet. Yani her işte. Erdem. Her işte. Hani yalansız, dolansız işini düzgün yapmak en mantıklısı ve en güzeli tabii ki. Şimdi 1950'lerde kurulduk dediniz. 53'te, ben, evet. Genelde hikayeler farklı olabiliyor. Mesela babanız, amcanız hayattadır inşallah. Vefat etti. Allah bağışlasın. Şöyle söyleyelim. Allah rahmet eylesin. Amin. Hikayesi nedir? Yani neden babanız bu işe girdi? Neden amcanız bu işe girdi? Şimdi tabii yani 1940'larda, 50'lerde biz Sivaslıyız. Hı hı. Sivas Suşehri. İstanbul'a gelişlerinde ilk Taksim'e geçiyorlar. Taksim'de, Taksim bu arada o zamanlarda taksimat yapılan bölge anlamında. Taksim'in de ismi oymuş. Oradan geliyor o zaman. Evet, oradan geliyor ve güzel. Tüm nakliyeciler orada. Yani oradan... ne kim eşya taşıtacaksa ya da kim bir şey taşıtacaksa oradan araçlar taksim olurmuş. Gelen mallar taksimatı oradan yapılırmış. Şimdi burada tabii o zamanlarda Avrupa yakasını bir İstanbul olaraktan söylüyorlar ve Anadolu yakası hep bir tatil bölgesi. Hmm. Yani ben o zamanlara yetiştim açıkçası. İşte 5-6-7 yaşlarımızdayken Erenköy'de köşkler o zaman tatil beldeleriydi. Yani Erenköy'de yazlığa, işte Nişantaşı'ndan Erenköy'e yazlık taşımaları ya da işte adalara nakliyeler. İstanbul ne güzelmiştir o zamanlar diye düşündüm şu anda çok, değil mi? Çok güzel. Küçük tabii bir ki, şehir tabii ki. Ve orası yazlık olarak geçiyor aslında. Evet ve bizimkiler daha sonra bu Yeşilçam'da araçlarımızın kullanılması, dekor taşımalarında giriyorlar. Ve birçok Yeşilçam filminde de bizim araçlarımız görülür. Hayroğlu kardeşler diye görülür orada da. Çok güzel, çok güzel. Daha sonradan kapalı kasaya geçiliyor. İşte Avrupa'dan gelen araçlar nasıl yapıyor ya da Avrupa'daki araçlar nasıl, bu işler nasıl yapılır şeyine gidiliyor. Ve orada da yavaş yavaş kapalı kasa ve ondan sonra da tabii bizimkilerin yaratıcılığı devreye giriyor. Yani şu eşyayı nasıl kırmadan taşırım, işte bunu nasıl önce kulpunu sararım, ayrıyeten bir ambalaj malzemesi nasıl yaparız diye. Ve bunlarla büyüyoruz ve bir şekilde de en güzel bizim şeyimiz, reklamımız tabii ki tavsiye. Yani ben sizi taşıyacağım, siz benden memnun kalacaksınız ve bir başkasına tavsiye edeceksiniz. Tabii sizin en büyük reklam bu. Genelde insanlar ilk yaptığı şey taşınacağım, var mı önerebileceğiniz bir şey? Tabii yani, ki. Hizmet sektörü tamamen referansla ilerliyor. Evet. Siz girdikten sonra da anladığım kadarıyla da yani hani sonuçta baba ve amcadan sonra işte çocuklar yetiştikten sonra da birazcık daha işe inovatif, daha belki teknoloji, belki çok daha farklı kurumsallık ve reklam marketing gibi kaygılarınız başladı. Tabii. Siz neler yaptınız Hayri Bey? Valla şimdi Murat Bey tabii ki teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Bizimkilerin bir sözü vardır işte zaman sana uymaz sen zamana uyacaksın diye. Dolayısıyla biz de şimdi yeni jenerasyon ambalaj malzemelerimizde iyileştirme, araçlarımızda iyileştirme, elemanlarımızdaki eğitim
Tabii ki internet üzerindeki satışlarımız veya internet üzerindeki duruşumuz. En önemlisi denetleme. Yani biz kendi kendimizi denetliyoruz. Yani bizim şu anda dışarıda bağımsız bir ajansla çalışıyorum. Ve benim her taşıdığım müşteriyi benden habersiz arıyor ve istatistik çıkarıyor orada. Müşteri memnuniyeti yapıyorsunuz evet, aslında. Evet, evet. Ve hani memnun kalındı mı, memnun kalınmadıysa neden? Ekip nasıldı, aracımız nasıldı, malzememiz nasıl diye denetleme var. Yani bunları da tabii belgelerimiz var. ISO belgelerimiz var. 9001, 10002 belgelerimiz var. Onlar ne işe yarıyor? Bunlar da işte kendi kendimizi denetleme, iyileştirme. Yani personellerin özlük dosyalarının da tutun da işte araçlarımızın tüm kontrolleri. Zaten şu anda bunları da artık yeni kanunlarla da artık yeni sıkışmış şeyleri başladı. Kriterler değil mi? Kriterler başladı. Ve bizim muzdarip olduğumuz tabii ki bir konu K3 belgesi. Bizim ev ve ofis taşıma hizmetinin aldığı bir belgedir bu. Dolayısıyla bu belgeye sahip olan firmaları aslında tüketicilerimizin... Onu nasıl anlayabiliriz Halbe? K3 belgesi dediğinde... Belge sorulması lazım. Biz yani, soracağız. Evet, mesela nakli firması, belgeniz... ben size aradım. Halbe Bey merhabalar, evet. İşte evimi taşıtmak istiyorum ve K3 belgeniz var mı diye ilk sormam gereken soru bu mu olması evet, gerekiyor? Evet, yani K3 belgeniz var mı? Mesela bizim END diye bir derneğimiz kuruldu. Evet, siz aynı zamanda onun yönetim kurulu üyesiniz. Evet. Evden eve nakliyeciler. Evet, orada dernek başkanımız Davut Ukan Bey, gerçekten çok büyük emekleri var. Hı-hı. Ve yine sekreterimiz Ercan Karakurt, büyük emekleri var. Burada Ercan Karakurt, İstanbul Ticaret Odası'nda ilk defa bir nakliyeciler olaraktan bir masamız var artık. Ya, yani burada bizim dertlerimizi daha iyi anlatmak, sıkıntılarımızı dile getirmek ve burada ne yapabiliriz? Bu arada gerçekten de hani açıklarımız varsa, boşluklarımız varsa, bir takım şikayetlerimiz varsa bunları da dile getirebileceğimiz hem tüketicinin hem bizim danışabileceğimiz bir masamız var artık orada. Dolayısıyla bunlar bizim için çok iyi oldu. Güzel çalışmalar var. Mesela ben vatandaşım, evimi taşıttım. İşte A firmasında bu merdiven altıya tabir ettiğimiz hani bir firma da olabilir. Sizin gibi işi profesyonel yapan firma da olabilir. Evet. Mağdur oldum. İşte bardaklarım kırıldı. İşte ya da alınan ücret çok pahalıydı. Bir şekilde müşteri, vatandaş kandırıldı. Bu anlamda bir şikayet hattı ya da bir yaptırım var mıdır bu işin? Yok. Yok, gidiyor yani. Para yani gidiyor. Gidiyor. Neden yok? Şöyle söyleyeyim. Karakola gidersiniz. Hı-hı. Karakolda der ki dava aç. Şikayetçi ol der. Bu kadar basit. Evet. Ama biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki bütün nakliye işli, bu işi yapan insanlar belgeli olsun, kayıt altına tutulsun, ne müşteri mağdur olsun, ne işi yapan kişiler mağdur olsun. Dolayısıyla burada bir şikayet mekanizması da oluşsun. Ve oluşunca da nakliye sektörü kendi kendini toparlasın. Yani burada belgeli, K3 belgeli olan arkadaşlarımıza ulaşmak ve şikayetinizi dile getirmek daha kolay. Geri dönüşüm alabilirsiniz onlardan. Evet, ama bu kentsel dönüşümün, hı hı, şu son geçtiğimiz 5 sene, 7 sene içerisindeki o kentsel dönüşüm meselesinde İstanbul'da gerçekten apartman güvenlik görevlilerinin bile hani bir kamyonet alıp şurayı da ben taşırım, bu apartmanı da ben taşıyayım dediği zamanları biz yaşadık. Yani dolayısıyla biz bu sefer gerçekten bu işi meslek sahibi, meslek edinmiş insanlar zor durumda kaldı. Evet, sonuçta sizin işiniz bu. Bu alanda uzmanlaşmaya çalışıyorsunuz ama rekabet ettiğiniz kitleye baktığınız zaman işin profesyonel olmayanlar. Evet. Şunu merak ediyorum. Mesela en fazla Halil Bey şikayet aldığınız nokta nedir? Yani sizin derken aslında burada siz tabii İstanbul Ticaret Odası bünyesinde de masa var. Duymuş olduğunuz, sizin olabilir, başka firman olabilir. Ben, neden şikayet oluyor? Ben onu şöyle açıklayayım. Bizim ofisimize gelen telefonlardan birkaç tane örnek vereceğim size. İşte Hayri Bey, ben geçen sene size taşınmıştım ama bu sene taşınamadım. Şu anda da taşınmaktayım. Eşyamın yarısı eski evde kaldı, yarısı yeni evde kaldı. Bakar mısınız? Yani tüketici ne kadar zor durumda. Hani eşyada yanlış taşınmayı da kusuru da geçtik, yarısı kalmış. Evet, buradan. Çünkü neden?
eşyayı gelip bir ekspert tarafından önceden görülmedi. Belli ki hızlı bir şekilde internetten ya da işte gazeteden bir yerden bulunan bir nakliyeciyi aradı. Dedi ki benim şuradan şuraya eşyam taşınacak, gel eşyamı gör. Görmeme gerek yok. Ben anladım telefonda eşyanızın niteliğini dedi. Ve bu dolandırıcılık da yapılıyor bununla, bu anlamda. Ben buna burada, bir kez de denk geldim Hayri Bey. Yani örneğin tek yaşıyorum. İşte evde kaç tane koltuk ya da dolap olabilir? Bunun sayısı veriliyor. Sonra dolabın görüyor ama diyor ki gardırop olduğunu bilmiyordum. Örneğin 3 kapılı olduğunu bilmiyordum. 2 evet. kapılıydı diye. Burada genelde nakliye firmaları bu taktiği uyguluyor. Sonra fazla para talep ediyorlar. Evet. Murat yani bu duruma Bey, düşmemek lazım. Düşmemek bence. Lazım ama işte işin acı tarafı ne biliyor musunuz? İşte demin kullandığınız kelime beni çok yaraladı. İşte tüm nakliye firmaları böyle yapıyor dediğiniz zaman ben yaralanıyorum. Yok yok, hani merdiven altında gidiyorsa merdiven altı. Tabii ki merdiven altı. İşte bu tip durumlara kalmamak için tüketicilerimize, müşterilerimize özellikle şunu söylüyoruz. Ne olur eve eksper olarak birilerini çağırsınlar, firmadan yetkili insanlarla görüşsünler ve mümkünse yazılı hale getirsinler. Yani ben Murat Bey'in eşyasını şuradan şuraya taşıyacağım ve yapacağım hizmetler bunlar ve işin sonunda alacağım rakam budur diye bunu belirsinler yani. Evet. Sonradan para talebi vesaire çok şeylerle karşılaşıyor. Bu benim birazcık tabii ki o dönemde amatörlüğüme denk geldi. Çünkü hani üniversite bu arada hala kendi yaşadığınızı mı anlatıyorsun? Evet evet. Kendimi anlatıyorum. Yani hikayeniz benden daha uzun. Üniversite zamanları vesaire gibi hani o dönemlerde evet, olabiliyor. Vatandaşlar o zaman bilgilenmiş olalım efendim. K3 belgesi ve profesyonel bir şekilde bunu yapıyoruz. Sözleşme haline mutlaka getiriyoruz. Evet. İş sonuçlanana kadar bunu takip ediyoruz. Evet evet. Zaten belirli K3 belgesine sahip olan arkadaşlarımız zaten sözlerini tutacaklardır. Çünkü onlarda kolay kolay sürprizler yaşanmıyor. Yani bizim burada gerçekten her yerde olduğu gibi, her işte olduğu gibi dürüstlük çok önemli. Burada da sözünü tutmak, bana bir müşterimiz dedi ki Hayri Bey dedi, sizin farkınız ne? Dedim ki sözümü tutuyorum dedim. Evet. Dedi ki o yeterli bir özellik dedi. Bunun gibi şeyler efendim. Çünkü onun altında bizim aslında çok derin şeyler yatıyor. Söz muhakkak tutmak demek, hizmeti karşılamak, karşı tarafı memnun etmek gibi birçok önemli kırımlar var. Türkiye'de kaç tane nakliye firması var ya da sizin derneğiniz üye? Yani şu anda 300 küsürlerde ama tabii ki 1700'e yakın şu anda nakliye var ama bu tespit yani edilmiş edilememiş. Yani aşağı yukarı fiyat rakamlar verebiliyorum ben. Ama şu anda hani ciddi bir sektör haline gelebilmesi için de uğraşıyoruz. Yani biz bunu yani bir taraftan üniversitelerde bir entegre hale getirebilir miyiz? Üniversitelerin lojistik bölümlerinde işte evden eve nakliyeyi de sokabilir miyiz? Bir eğitim yapabilir miyiz? Ya da işte özel sektörlerde akademik bir boyuta taşıyabilir miyiz aslında şu anda araştırıyoruz dernek boyutunda. Bunları şu anda biz yapıyoruz. Yani açıkçası her sektörde olduğu gibi bir sıkıntı var. Merdiven altı bugün hani tekstilin en büyük yaşadığımız şey tekstilde en büyük sıkıntı var ki hani burada biz yeni yeni artık bu işlerin korsanları ya da bizim şeyimiz çıktı. Ha ismimizi korsan, ismimizi taklit edenler de oldu. İsim korsanlığı oldu. Bunlarla mücadele ediyoruz. Ettik. Hatırı sayılır arkadaşlarımız var bu işlerde. Onlar hala mücadele etmekte. Yani emek hırsızlığı olmasın Murat Bey. Bizim tek şeyimiz bu. Biz hani sektörde var Hayri Bey biliyor musun? Var. Geçen çorap sektöründen yine çok değerli bir konuğumuz geldi ve hani sonuçta en büyük savaştaki yerleri sorabilir. Pazarlardaki korsan satılan ürünler. Evet. Tabii ki pazarcılarımız değil onlar o ürünü satıyorlar ama hani bununla ilgili bir denetim mekanizması ya da yaptırım mekanizmasının olmaması her sektörün aslında bir sorunu gibi. Şimdi biz karayollarıyla gidip görüşme yaptık dernek olarak. Ve 3 yıl önce karayolları ile bir çalışmaya başlattık. Dedi ki biz bu merdiven altı firmalarla nasıl baş edelim? Ve sağ olsunlar bize dediler ki fotoğraflarını çekin siz o anın ve biz onlara bir ceza oluşturalım. Ve bu gerçekten çok işe yaradı, caydırıcı oldu. Fakat son 1-2 senedir unutuldu. İşte malum içinden geçtiğimiz durum biraz dalgalı bir durumlardan geçiyoruz. Dolayısıyla bunlarda herhalde sıra gelecek. Biz tekrar hatırlatma yapacağız. Ama bu işin üzerine dernek olaraktan gitmeye niyetimiz var. Bu işin düzeltmesi gerekiyor. Çünkü mağduriyet söz konusu. Evet. Ama işte bu mağduriyeti yaratanlar da yine dediğim gibi bu hizmeti talep edenler. Çünkü bir fiyat kırma avantajı olduğu için siz bunu ister istemez uğraşın.
insanlara bunu bir kere ihtiyaç olduğunu ve bu hizmeti kötü aldıkları zaman ne gibi maliyete karşılaştıklarını anlatmak gerekiyor. Yoksa merdiven altı tercih edilmeye devam ediyor. Aynen öyle. Murat Bey, şimdi bizim yani bir Avrupa'da biz bir kere Avrupa ile kıyasla gerçekten ambalaj malzemesi olaraktan çok zengin bir çeşitliliğimiz var. Çok iyi sarıyoruz, çok iyi temiz hijyen kullanıyoruz. Ambalaj malzemelerimiz bir kere çok iyi. Ustalığımız çok iyi fakat maliyetlerimiz çok düşük. Evet. Ve burada bizim ister istemez maliyetlerimiz düşük olduğu için de öncelikle tüketici şunu bilmeli. Ben ucuz bir rakam aldıysam iyi bir hizmet alamayacağım. Bunu bilmeli bir kere. Yani bu işin ucuzluğu çünkü üzücü bir sonuca doğru gidiyor. Siz mesela yüzde kaç maliyetlisiniz? Böyle bir kafamda bir rakam oluşması için. Yani normal bir merdiven altı bir firmanın verdiği fiyatın yüzde kaçı maliyeti gelir? Belki sizden faydalanmak isteyen izleyeceğimiz var çünkü. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bir aralık vererekten gidelim biz buna. Lütfen. Çünkü hani 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 gibi evlerdeki eşyalarda da değişkenlik gösteriyor. Biz dolayısıyla bunun için eksper gönderelim diyoruz. Yani eksper gidip baktığı zaman öyle bir 3 artı 1 var ki belki 5 artı 1 eşyası var içeride. Dolayısıyla öyle bir 1 artı 1 var ki aslında 2 artı 1'lik eşya var içeride. 2 artı 1 kadarlık eşya ya da dolayısıyla daha hassas ürünler de daha oluyor, hassas. Değil mi? Aynen öyle, evet. Aynen öyle. Yani burada benim rakam vermem pek şey olmaz ama hani Avrupa'daki sistem gibi 2000 lira verirseniz şu hizmet alırsınız, 3000 lira verirseniz bu hizmet alırsınız diye bir maalesef o dürüstlük yok bizde. Bizde ne gereği var 5000 lira vereceksin, ver bana 2500 lira sana o hizmeti veririm denildiği zaman işte bütün sıkıntı orada evet, başlıyor. Evet, evet, tamamen fiyat kırmadan dolayı oluşan evet, sıkıntılar oluyor. Evet. Peki hani ben aslında ünleri taşıdığınızı da biliyorum. Yani ünlülerimizi, siyasetçilerimizi belki isimle vermek istersiniz. Onlar neden sizi buldu? Bir referans aracıyla mı yoksa siz mi gittiniz çalıştığınız ünlülerle? Yok, hayır, biz... Murat Bey, biz hiçbir zaman elimizde bir çanta alıp kapı kapı dolaşıp biz çok güzel nakliye işi yapıyoruz demedik. Dolayısıyla bizim en büyük şeyimiz, hazinemiz dürüstlük dediğimiz gibi. Ve burada da referans çok önemli. Yani biz tavsiye üzerine gidiyoruz. Tabii ki sayısız politikacı, sayısız sanatçı, sayısız futbolcu taşıdık. Yani... Hani rahmetli Turgut Özal'dan tutun işte her yere götürün ya da işte Emel Sayın'dan Zülfü Livaneli'ye yani bayağı bir ünlü taşıyoruz mesela, tabii. Mesela ünlülerin böyle hikayeleri var mesela şu benim için çok önemlidir deyip hani buna aman aşağı şekilde taşıyın. Yani direkt kontak kuruyorlar mı yoksa hani hani bir şekilde ev toplanıyor ve size güvenip illaki güveniyorlar ama hani örneğin mikrofonumu şöyle taşıyın ya da işte şu eşyamı şöyle taşıyın diye. Evet, Emel Sayın'ın bir plaketi vardı. Plaketinde bir kaset vardı. Tabii bu tahmin ediyorum altındı o galiba. O şeyi taşıdıktan sonra, plaketi taşıdıktan sonra işte eşyayı yeni eve götürdük ve büfenin üstüne dizdiğimizde nerede bunun kaseti meğersem o şöyle elin içinde duran bir kasetmiş ve çıkmış. Neyse ki kutuların içinden bulduk, tekrardan koyduk. Şimdi burada Zülfü Livaneli ile yaşadığımız bir şey vardı. Burada da hani ben kendisini çok severim. Konserine gidip işte bir yakınlaşmak istedik. Yakınlaşamadık ve gel görün ki nakliye esnasında benim evimi taşır mısınız oldu ve biz sizinle oturduğumuz gibi kahvemizi içtik ve ben bunu paylaştım. Evet. Sonra Beyazıt Öztürk evine... Ne zaman taşıdınız Beyaz'ı? Bir 5 sene olacak. Beş sene. Evet, Beyazıt Öztürk'ün evine gittiğimizde, biz tabii ben bilmeden gittim. Çok hoş bir teyzemiz açtı kapıyı ve evladım dedi, sessiz ol dedi, içeride çocuk uyuyor dedi. Ben de gayet yavaş yavaş giderken birden gözüm şeye gitti, fotoğraflara gitti ve Beyazıt Öztürk'ü gördüm orada. Sonra dedim ki, içeride yatan dedim, çocuk dedim, kaç yaşında hanımefendi dedi, benim oğlum Beyazıt Öztürk dedi. Ve ben bunu daha sonradan Bodrum'da bir yerde karşılaştığımızda anlatmıştım, çok da duygulanmıştım Beyazıt Öztürk. Beyaz tabii annesi için hiçbir zaman büyümüyor ve çok evet, seviyorlar birbirini. Evet, evet. Güzel hikayeler gerçekten de. Yani, çok hikaye. Ünlülere tabii ki hizmet vermek işin bir miktar daha terlemesine sebep olabilir belki sizlerin. İşin başında oluyor musunuz? Yani her taşınan evde mutlaka Ali Bey gidip bakıyor musunuz öncesinde? Öncesinde. Ya da öncesinde, sonrasında. Öncesinde muhakkak bakılıyor.
Biz tabii ki her eve gidemiyoruz ama gitmek istiyoruz ve gittiğimiz evler var. Tabii bulunuyoruz. Sonuçta gitmesek bile ekipten sorumlu arkadaşlarımız evet. işin başında. Şimdi gayrimenkul sektöründe inşaatta bir dakika gibi süremiz kaldı. Bir daralma yaşanıyor. Hani ciddi bir daralma. Bu sizin sektörünüze de negatif yansıyor mu? Yoksa hani bağımsız, korelasyonu çok yüksek değil mi inşaatla? Tamamen bir bağımlı. Çünkü gerçekten hani inşaat sektörü bir lokomotif. Birçok kaleme tabii ki değdiği gibi bize de değiyor işin ucu. Ve burada insanların ev değiştirme ve o sıklıktaki ev değiştirmeleri tabii ki yavaşladı. Evet. Biz de şu anda o daralmayı biz de yaşıyoruz şu anda. O sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. Şu anda işte biten evler, teslimler başladı. Onları götürüyoruz, getiriyoruz. Ya da işte 3 evim vardı, 2 eve düşeyim. Gibi şeyler yapıyoruz. Bu arada biz depoculuk da yapıyoruz. Hı. Ev eşyalarında depolama. Örnek veriyorum, sizin bir tayiniz çıkıyor. NATO'da görevlisiniz ya da bir eğitime gideceksiniz. 2 sene Türkiye'de yoksunuz. Biz de o esnada eşyalarınızı alıp depoya kaldırıyoruz. Çok önemli. Ve evet. depoda 2 sene muhafaza ediyoruz o eşyaları. Daha sonra geldiğinizde yeni evinize tekrardan kaldırıp yerleştiriyoruz. Halil Bey, çok teşekkür ederiz. Yani ben teşekkür K3 ederim. Belgesinin sayenizde öğrendik ve bu işin ne kadar önemli olması gerektiğini bir kez daha farkına varmış olduk. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Hayri Şengül, Hayrioğlu Ev Ofis Taşıma Hizmetleri firma sahibi. Aynı zamanda Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu üyesiyle birlikte efendim nakliye ve taşıma hizmetlerini konuşmuş olduk. Özellikle K3 belgesine bu hizmeti almayı isterken, başındayken soralım. Sadece her şey fiyat değil, daha sonrasındaki listeyi de dikkatli bir şekilde dinleyelim efendim. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra da bu defa mobilya ve tamamlayıcı ürünler ekonomisini konuşacağız. Her hafta Türkiye ekonomisinin özel isimlerinin ağırlandığı program Emre Alkin'le Her Şeyin Sebebi, sıra dışı ve farklı bakış açısıyla EkoTürk'te. İş dünyasının önde gelen isimleri, rekabeti, üretimi ve dünya markası olmak için neler yapılması gerektiğini tartışıyor. Emre Alkin'le Her Şeyin Sebebi bugün 20'de EkoTürk'te. Vestel Flora Doğa Klimalar hava durumunu sunar. Vestel Flora Doğa Klimalar hava durumunu sundu. Aklında yepyeni bir iş fikri varsa hiç durma. Destek bizden. Cesarette sınır yok. Çünkü Yapı Krediler olarak girişimcilerin önündeki sınırları kaldırmak için çalışıyoruz. Ne de olsa hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var. Yarınların dünyası Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus'te tasarlanıyor. Geleceğin inovasyon ve girişimcilik kampüsü BAU Future Campus İstanbul'da kuruluyor. BAU Beşiktaş Güney Kampüs'e 20 dakika mesafede bulunan ve doğayla iç içe 180 bin metrekare alana konumlandırılan BAU Future Campus, inovasyon, girişimcilik, teknoloji, bilim, kültür ve sanat alanlarında geleceğin projelerini Teknopark altyapısıyla hayata geçirecek. Multidisipliner fikirler girişimcilik ekosisteminde gerçeğe dönüşüyor. BAU Future Campus'te gelecek yeniden tanımlanıyor.
Enerji tasarruflu Vestel derin dondurucular yiyeceklerin besin değerini korur ve taze kalmasını sağlar. Üstelik şimdi 799 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla. Vestel'le mevsiminde dondurun, tazeliği koruyun. Maksimum karta özel 18 taksit fırsatıyla. Türkiye Vestel'leniyor. Ayşen Ekonomisi ikinci bölümle devam ediyor. Bu bölümde de mobilya ve tamamlayıcı ürünler ekonomisini konuşacağız. Hilmi Uytun, Hefele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bence önce bir Hefele'yi tanımlayalım. Bir Alman firması. Hani evet. Önce sizden bir duymuş olalım. Tüm dünyada aslında birçok hizmet sunuyorsunuz. Anlattığınız o ürünleri dinledikçe ben içeride daha öncesinde gerçekten de çok değişik konseptlerde ve spesifik ürünlerde üretiyorsunuz. Nedir Hefele ve siz farklı kılan? Hefele, biz insanla mekanın olduğu her yerde varız. Konutta, havalimanlarında, otellerde, hastanelerde. Mobilyaların, kapıların, banyodaki aksesuarların tamamını tek elden tedarik ve temin ediyoruz. Küresel bir markayız. 95 yaşında bir şirketiz. Türkiye'de de 15 yıldır kendi stoklarımızla sektöre hizmet veriyoruz. Aslında farklı farklı üreten firmaların, değil mi? Örneğin kapı kolunu bir A firması da üretebilir, B firması da. Siz bunların tedarikini yapıyorsunuz. Şirketin kendisinin 7 fabrikası var. Hı hı. Ve yaklaşık bir 700 tane de özgün tedarikçisi var. Hı hı. Kendi markası altında ürünleri bir araya getirip sektörün hizmetine sunuyor. Evet, şimdi Türkiye'de önemli projelerde de adınızdan sık sık söz ettirdiniz. Uluslararası arenada da önemli bir güce sahipsiniz. Bir Türkiye ve dünyayı kıyasladığınız zaman Türkiye şu anda markanız olarak önemli bir ülke midir? Ve dünyadaki aslında ki üretim gücünüz ve müşteri kontentinize baktığınız zaman nasıl bir konumdasınız? Türkiye Hefele için çok önemli bir ülke. Hı-hı. Hızlı büyüdüğümüz bir ülke. Türkiye'de tabii konut sektörü dünyada en canlı olan sektörlerden biri baktığınızda bu hali bile. Yani Türkiye mobilyada ihracatçı kimliği gittikçe artan bir ülke. Türkiye çok genç nüfusu olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye her sektör için çok önemli, Hefele için çok önemli. Evet, şimdi aslında baktığınızda Hefele konsept projeyle Türkiye'de birçok konut projesinde yer aldınız. İşbirlikleriniz bu konseptin tüketiciye sunduğu avantajlardan birazcık bahsedelim. Hani projeyi dünyaya açmayı düşünüyor musunuz? Sadece Türkiye tarafında mı, lokal tarafta mı kalacak bu? Hefele 95 yıldır tüm dünyada yatırımcılara, mobilya üreticilerine, mimarlara hep ürünlerle ilgili hizmetler sunuyor. Biz Hefele Türkiye ekibi olarak bir iş fikri geliştirdik ve ürünleri konseptleştirdik. Yani küçük evlere ayrı ürünlerle hizmet veriyoruz, büyüklere ayrı. Ürünlerin rengini aynılaştırarak bir uyumu sağladık. Ve bir de bir fonksiyon ve işlevsel şemamız var. Bir mutfakta ne lazım? Gardıropta ne lazım, erkeğe ne lazım, kadına ne lazım ve bunun konforlu, rahat olması ne demek? Hı hı. Bu sorarken biraz böyle uzun anlatması ama yaptığınızda hayata değen bir fark olduğu için konutun satışını kolaylaştıran bir unsur oldu. Çok da rağbet görüyoruz ve hızla büyüyoruz. Evet, peki bu fiyatlara etki ediyor mu konut satıldığı zaman? Mesela sizin markanızla çalışıp siz orada işte mutfağı bir şekilde yapıyorsunuz, banyoyu yaptınız ve konut, örnek veriyorum, 300 bin TL ise siz buna girdikten sonra bir yüzdesel anlamda bir artış oluyor mu? Ölçebildiniz mi bunu? Bizim yüzümüzden %1, %2 civarında bir maliyet artışı oluyor. Yani çok fazla bir maliyet artışı, hı-hı, olmuyor. Ancak konutta satın almada kadın en önemli oyuncu. Ve bir kadının dikkat ettiği şey, biz zaten çok dikkat ettiğimiz için ve de %2 konut sektöründe neredeyse hiçbir şey. Bir yandan büyük bir rakam, bir yandan da önemli değil. Çünkü bir konutun şerefiye denen, hani kuzeye baktı, güneye baktı, birinci kat, zemin kat, onuncu kat, zaten %15 fiyat farkları var. Dolayısıyla %2 arasında çok kolay absorbe oluyor. Tabii hayata değdiğiniz zaman mesela hani bir gardıropta işte sizin kravatınız var, birçok bankacı var Türkiye'de ama %99'un kravatlığı yok. Şimdi kravatlı olmadığı zaman üzerinize uygun kravatları bütün aynı renkleri görerek seçmiyorsunuz. Kravatın biri de orada, biri burada. Aynen, takımların içinde hepsi tek tek. Aynen, o zaman bir konforsuzluk oluyor. Hı hı. Burada en önemli şey, gördüğüm kadarıyla mesela şu anda arkadaş işte
koltuğu, bir anda yatak yaptı. İşte yatağın üzerinde şu anda kitabını okuyor. Hem konfor hem de anladığım kadarıyla onun fonksiyonları çok önemli. Bu mesela 37 metrekarelik bir çalışma. Ev 37 metrekare. Evet. Biz sonuçta mobilya ve mutfağı üretmiyoruz ama nasıl üretileceğini tarif ediyoruz. Bu bir şartname gibi bir şey. Şartnamesini biz yazıyoruz, onu üretici iş ortaklarımız üretiyor. Yani o koltuğu siz üretmiyorsunuz ama o koltuğun mekanizması o bizim. Nasıl olması gerektiğini şey yapıyorsunuz. Yani mekanizması sizin. Onun o açıldığı zaman kanepe, kapandığı zaman yatak olma mekanizması bizim. Hı hı. Biz o ürünleri 37 metrekarede nasıl olur diye tasarladık. Bir mimar arkadaşımız çizdi onu. Hı hı. Sonra biz o mimarların çizimine, içine ürün yerleştirerek bir çözüm ortağı oluyoruz. O zaman dar ev yoktur herhalde, değil mi? Kullanışsız ev vardır. O ev bu şekilde çözümlemeler yoksa. Mesela Asya'da bunu herhalde çok görmüşsünüzdür muhtemelen. Hani Japonlar işte ya da daha böyle Hong Kong gibi ülkelerde. Büyük çok önemli herhalde. Büyük şehirlerde arazi maliyeti pahalı olduğu için metrekareye küçültülüyor. Ama bazı ihtiyaç küçülmüyor. Hani ütü masanız ya da valiziniz, tabii, ev küçük olsa da aynı boyu. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmanız lazım. O zaman belki banyonun kapısını menteşeli yapmıyoruz da duvarın içinde kayar yapıyoruz. O zaman menteşe böyle taramadığı için oraya bir mobilya sığıyor. Hmm. Ve o zaman sizin normalde sığdıramadığınız tuvalet kağıtları, havlular, şampuanlar sığıyor. Şimdi bir evde sığmıyor, bir evde sığıyor. Hangi evi tercih edersiniz? Sen cevap çok basit. Sığınan evi tabii ki. Yani burada bir de renkler vesaire de çok güzel gözüküyor. Mesela burada turuncu renkleri ben görüyorum. İşte bu genç bir arkadaşımızın evi olduğu için biraz daha genç ve modern. Enerjik anladığım kadarıyla yapmışsınız. Vallahi evi çok beğendim. Bu ev neredeydi Elmi Bey? Yani şöyle düşünün, renk hepimiz için, yani renk dürtüsel bir şey. Kimse gardırobu açıp bulduğu şeyi giymiyor. Şimdi eğer mimar ya da yatırımcı aksesuarda siyah rengi seçtiyse, o zaman mutfağın musluğu, mutfağın kulbu ve çöp tenekesi siyah olduğunda, kapının kolu, kilidi, mençesinde siyah yaparsanız o zaman uyumluluk artıyor ve bir ilave tercih sebebi oluyor. Hı hı. Bu dediğim 11 renkte tekrarladığınızda o zaman evleri daha özgün yapabildiğiniz gibi şıklığını biraz daha ötelemiş, biraz daha yükseltmiş oluyorsunuz. Tüm renkler evde birbiriyle uyumlu ve bir sistem içinde oluyor. Evet, bunlar genelde bu şu anda izlediğimiz bütün bu görüntüler hep böyle rezidans ya da böyle site hayatında olan evler için gibi anladım. Yok. Birçok evde aslında biz bunu uygulayabiliriz. Çok klasik bir evi de için çok modernize de edebiliriz anladığım kadarıyla. Hani böyle çok farklı talepler geliyor mu Hilmi Bey müşterilerden? Olmaz mı? Yani 11 odalı ev de var. İşte böyle 30-40 metrekare evler de var. 1 milyon liralık ev de var. 300 bin liralık ev de var. Biz içine seçtiğimiz ürünleri evin satış fiyatından hizaladığımız için bizim için müteahhitler iş ortağı, esas müşteri evi alan. Evi alanın bütçesine sığacağız. Hem evi alanın bütçesine sığıp hem de onun konforu, rahatı ve şıklığını düşündüğümüz için o zaman bu iş fikri konutun satış sebebi haline dönüşüyor. Evet, şimdi burada peki maliyetleri birazcık konuşalım. Siz hani o mekanizmayı bir şekilde o koltuğa entegre ediyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Şimdi mekanizma sonuçta ev ömürlük bir şey. Koltuğu biz böyle bir sene, iki sene kullanmıyoruz ve muhtemelen bir 5-10 sene boyunca eğer ben o koltuğu aşağıya tekrar yatak olarak kullanacaksam deforme olmaması gerekiyor. Dolayısıyla sağlam olması gerekiyor. Tabii. Ürün. Sağlamlık, maliyet, kalite hepsini bir arada değerlendirdiğiniz zaman ne gibi etkisi var? Lükse kaçıyor musun ürünleriniz? Hayır. Biz hep böyle kaliteyi tekrarlanabilen testlerle anlatırız. Böyle sıfatla anlattığınız zaman çok kolay değil. dolayısıyla da bunlar bir kalite belgelerine bağlı. Endüstriyel ve mekanik çözümleri belirli testlerle standartize edilmiş. Yani birçok şeyle meşhuruz ama belki en çok kaliteyle meşhuruz. Evet. Genelde Alman markalarında hani en önemli şey sağlamlıktır, değil tabii mi? Bütün Almanların genel bir hedefi o. Sağlam olması. Şimdi kadınlar tabii ki mutfakta da çok vakit geçiriyorlar. İşte evin her yerinde aslında kadın vakit geçiriyor. Erkek herhalde sadece televizyon karşısında biraz uyuyor mu Hilmi Bey? Biraz erkeğe muhtemelen o kıyafet yok canım, o kadar da değil. Yani mutfağı rahat da, bir koltuk, televizyon açısı güzel olsun, tamam. Mutfağı da seven çok var. Var yani mesela çok yakın bir zamandaki bir proje, perakende bir iş. Hı hı. Benim bir arkadaşım sayesinde geldi. Beyefendi uzun yani, benden en aşağı 15 santim uzun.
Eşi de kısa. Dedim abi nasıl yapıyorsunuz siz bu mutfağı? Dediler işte üretici standart yapıyor. Dedim abi sen girmiyor musun mutfağa? Giriyorum. Sen bu boyda nasıl oluyor yani böyle eğilerek mi yapıyorsun? Mutfağı öyle bir yaptık. Dedik ki mimar artık bir yere bir set çekin. O hani salata, balık ne yapıyorsa onu tezgaha yükseltin. Şimdi beliniz ağrımadan sebzeyi, meyveyi yapıyorsanız fark eder mi? Eder. Başka ne yaparsın dedi. Ya dedim hani zeytinyağı nereye koyuyorsun zeytinyağı sirkeyi? Bizim şişelik diye bir ürün var. Yağdanlığa koyuyorsunuz. Bunu koymazsanız o zaman çöp tenekesinin yanına koyuyorsunuz. Çünkü başka bir yer yok onun sağın. Değil mi? Herkes oraya koyuyor. Bundan şimdi, dolayı bu. Bu bilmediği için. Yani şimdi bilse ürünü alacak. Ve bunlar da paraya tuzak işler diye. Hepsi çok ekonomik ürünler esasında. Yani kravatlık dediğin şey 50 lira. Yani insanların niye yok? Bilmedikleri için yok. Bu yağdanlık dediğin şey 200 lira hani bir şey. Ben aldım bir şey ama o çok böyle konforlu değil. Ben de sizin dediğiniz gibi itiraf etmiş olayım yani gardıropta işte. Benim çok fazla takımım var iş icabı. Yani sizin de muhtemelen öyledir ve birçok takımın üzerinde 5'er 10'ar tane kravat vardı. Sonra bunu tabii ki yapmamak için bir tane bir aparat aldım ama o aparatta şöyle yuvarlak yuvarlak alt alta birçok nokta var. İşte ama bunu kullanamıyorum. Yani sizdeki kullanışsız. Kullanışsız bir şey evet. Yani, o yüzden duruyor boş boş orada dolapta. Ya bizimki öyle değil. Yani bizimki kimisi böyle çekince kırılıyor. Bizimki kırılmıyor çünkü arkasında bir tekerlek var. Yani mesela gene dünkü konu işte showroom'da bir hanım bu da mı var sizde? İşte bir kadının çizmesinin işte ayak bilek kısmının bükülmemesi onun için önemli. Bizde de böyle bir klips gibi bir ürün var. Oradan alıp taktınız mı çizme dümdüz duruyor. Başka böyle bir tahta bir askılık var. Çantayı oraya asıyorsunuz. Şu boy bir ürün var. Bu boydaki bir dolaba 50 ayakkabı sığdırıyorsunuz. Gerçekten şimdi insanlar 50 tane ayakkabı o dolaba sığıyor. Şimdi raflar şöyle, biri böyle, biri böyle. Tabii. O zaman 50 ayakkabı sığıyor. O zaman sahip olduğunuz bütün ayakkabıları görerek seçiyorsunuz. Şimdi evet. O kolide, o kutuda. Siz de herhalde evde bir kamera var ve Hilmi Bey beni izleyip de yayına gelmiş olabilir. Sizi de biliyorum evet. Tabii. Evde şöyle bir dolapta, bir dolabın bir bölümü 3-4 katlı ve orada birçok ayakkabı var. Ve birçok ayakkabı da aslında üst üste gelmiş olasılığı da var. Ve kutularda olanı da ayrıca bakmış oluyoruz. Birçoğunu da unutuyorsunuz tabii. Giyemiyorsunuz. Tabii, görmeyince giyemiyorsunuz. Tabii. Birçok ayakkabı da bu sayede yeni kalmış oluyor. Bu da işin güzel tarafı. Yani görüyorsanız, çok da görmezseniz kuruyup çatlar. Peki bu aparat pahalı bir şey mi? Bunlar, değil. Değil mi? Değil. Bu da mı ucuz? Yani sonuçta konutun içinde dediğim gibi %1, evet. %2'ye sığdığınız için yani 500 bin liralık bir konutta 10 bin lira bir fark da bunların hepsi sizin olabilir. Evet. Yani çünkü biz yokken de kapıda kol var. Yani kapıda kol yok. Biz kol eklemiyor. Bize de kapı kolunu koyuyoruz. Proje bazında mı çalışıyorsunuz? Mesela site yapılıyordur, A sitesi. Oradaki toplu mu çalışıyorsunuz? Toptan yoksa bireysel müşterileri de mi? Yatırımcılarla, müteahhit iş ortaklarımızla çalışıyoruz. Perakende de hafele kalite noktaları var. Sadece hafele ürünleriyle bireysel müşterilerin konutlarında yenileme ya da tadilat işlerini yapıyorlar. Hem perakende de hem toptanda çözümümüz var. Evet, bu işte teknoloji ve Ar-Ge ve inovasyon bence çok önemli. O dediğiniz şeylerin hiç biraz da kolay fikirler değil. Hani basit düşünmek bence dünyanın en zor şeyi. Bunu yakaladığınız zaman da çok tutan bir şey oluyor değil mi? Telefonlarımızda çok basit düşünülmüş. Yani bir çocuk bile kullanabiliyor ama iyi bir teknoloji var. O yüzden hani Ar-Ge ve inovasyon kısmını biraz konuşalım benim ben. Seve seve. Basitlik en üst düzeyde bir karmaşayı çözmeyi gerektiriyor. Yani basit, bilene basitse o basit değil. Yani bilmeyene basit. Bu telefon niye basit? Çünkü bilmeyene de basit. Bilmeniz gerekmiyor. Şimdi bir ürünün en doğru tasarımı içinden çıkaracak parça kalmayınca. Hı hı. Yani o zaman hiçbir fazla parça yok. Gerekli her parça orada. O zaman o tasarım daha doğru bir tasarım. Şimdi hayata baktığınızda işte banyoda biz evvelden sadece 5 yıldızlı otellere satardık. Banyoda banyo yaptıktan sonra Türkiye'nin iklimi gereği aynada hep rutubet olur. Rutubeti elinizle silmeye kalkarsanız problem çıkar. Ben sana demedim mi de silmede eşinizle. Hadi bakalım banyonun kapısını aç. Saç kurutma makinesiyle o buğuyu temizle falan. Karizma çiziliyor falan. Halbuki bizde oldu mu? Arkasında bir aynada ısıtıcımız var. O zaman orası buğulanmıyor. Aslında mühendislik ve tamamen fiziksel olayları birebir bilimsel çözüm bulmuşsunuz. İhtiyacı görmeniz lazım. Yani mutfakta tepsinin yeri buzdolabının üstü ya da fırının içi değil. Yani mutfakta tepsilik yaparsanız oraya girer bu. Evet şimdi Türk mutfaklarında şöyle bir nokta da var. İzleyeceğimizin
her mutfakta tabii o sarı bez var. Ona tabii. bir çözüm buldunuz mu diye sorsam. Değil mi? Her mutfakta su akmasın diye bir sarı bez serilir. Türk mutfaklarında böyledir. Yani neredeyse hepsinin çözümü evet. var. Ve evet. gelişiyor. Yani eskiden ayakkabılık böyle sadece raflardaydı. O zaman daha az sığıyordu. Şimdi bu yeni olan bütünleşik çözümde iki kat ayakkabı sığdırıyor. Size kıyafette nasıl çözümleriniz var? Çok kıyafeti var kişinin ve hani birbirine sıkışık duruyor bu kırışmaları da önlemek için. Orada nasıl bir sistem, mühendislik sistemi çalışıyor? Ya bir kere evi giyinme artık bir farklı bir ölçekte. Yani insanların ben küçükkenki elbise sayısıyla şimdiki benim yaşlarım elbise sayısı çok farklı. Sizin eşyalarınızı öğrenmeden bir gardırop tasarlamamanız ve hazır bir gardırop almamanız lazım. Çünkü herkes farklı. Çok takım elbiseniz varsa ona göre. Şimdi eşimin boyu benden kısa ama elbisesinin boyu benim ceket boyumundan uzun. Dolayısıyla kaç elbise var, nereye sığacak? Sayıyı öğrenmeniz Doğru. lazım. Ve bütün bunların bir de konforlu olması lazım. Böyle sabit raflar yaparsanız en aşağıya eğilmeniz gerekiyor. Hamileyseniz, yaşlıysanız, diziniz evet. ağrıyorsa o zaman konforsuz oldu. Mesela erkeklerin tek pantolonu. Şimdi gömleğin içine koyarsanız bildiğiniz saklamış oluyorsunuz. Şimdi görmezseniz de giymiyorsunuz. Giymezseniz iki sene sonra bu defa da giyemiyorsunuz. Kilo almış oluyor evet, zaten. Maalesef. İnsan belli bir yaştan sonra da. Şimdi o zaman birazcık şu noktayı konuşalım. Satışlar ve karlılık hedefleriniz 2019 için. Gayrimenkul sektörüne ilk bölümde işte nakliye ekonomisini konuştuk ve işte Hayri Bey çok sağ olsun bu işin birazcık konut sektöründeki daralma ya da genişlemeyle çok yakın ilişki olduğunu söyledi. Muhtemelen sizin sektörünüz de Hilmi Bey gayet uyumlu inşaat sektörüyle. Nasıl bir 2019 geçirdiniz? Nasıl bir 2018? Ve umutlu musunuz 2020'den? Son gelen istatistikler ipotekli satış %84, toplam satış %46 galiba geride. Doğrudur. Bu oranlar çok sert oranlar. Tabii bir de bu oranlar bir gecikmeli geliyor. Yani devletin okuduğu yer tapu devri. Müteahhitin satış dediği şey tapu devri değil. Satışı da tapuyu daha sonra devrediyor. Satışı bugün yapıyor, sondan geliyor. Dolayısıyla bu rakamlar esasında biraz daha eski rakamlar. Ancak çok da karamsar olmamak lazım. Hatta hiç karamsar olmamak lazım. Türkiye'deki genç nüfus bir yere gitmedi. Ve bu defa ihracat hızla artarken iç pazardaki dinamiklerden doğru daha böyle hep evvelden beri hayal ettiğimiz ihracata dayalı bir büyüme modeline geçiyoruz gözüküyor. Dolayısıyla da konut sektörü son çeyrekten itibaren toparlamaya başlayacak fikrindeyim ben. Evet, ancak bu hali bile zaten dünya için büyük. Hı hı. Yani bu bizim beğenmediğimiz rakamlar Avrupa'nın şaşırdığı rakamlar. Değil mi? Orada bu kadar çok sirkülasyon var mı taşıma? Biz birazcık daha sanırım taşınıyoruz. Yani Türkiye son 20 yılda tabii zenginleşti. Yani gelir seviyesi arttı. Geliri artan insan ilk haneye yapıyor. Bir de deprem bölgesinde olduğumuz için o da bir yandan konuta talebi doğuruyor. Yabancıya satış başladı. O konuta talebi doğuruyor. Boşanan sayısı maalesef arttı. O da bir konuta talep doğuruyor. Evet. Hepsini yan yana koyduğunuzda çok canlı bir talep oluyor bu defa. Tabii. Özellikle bu istatistiği hiç unutmuyorum. Her yayında böyle konusu geldiği zaman işte yılda 650 bin, 700 bine, 600-700 bin bandında bir evlenme oluyor ve 270 bine yakın çiftimizde boşanıyor. Çok ciddi bir oran. Burada da artış var. Bu tabii ki tüm hem taşınma işlemleri hem işte sizin gibi tamamlayıcı ve birçok aslında önemli ürünleri de talebine etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi. Ne rakibiniz var mı Türkiye'de bu anlamda? Tek adresi olan yok. Hmm. Her ürünün tabii ki rakibi var. Mutlaka. Ama böyle tek adresten bu kullandı 95 yaşında olmanın avantajını kullanıyoruz tabii. Hani o ürünleri konseptleştirmek birçok bilgiyi kullanmayı gerektiriyor. Tabii. Peki istihdam olarak ne kadarlık bir istihdam sağlanıyor Hilmi Bey? Bu sektörde çalışanların profili nedir? Daha çok mühendislik kökenli olanlar mı işin yaratıcılık boyutunda çalışıyorlar? Neler söylemek istersiniz? Arge tarafında orası biraz enteresan. Yani bir yandan konut dediğimizde daha çok kadınlarla konuşuyoruz. Yani ne yapıyor, nasıl yapıyor, gözlemlemeye çalışıyoruz. Çünkü o sanıyor ki yani sirkenin ve zeytinyağının yeri çöp tenekesinin yanıdır. Yani öyle değil. Ama hep annesininki de öyleymiş, onunki de öyle. Hep öyle görmüş. Ve o da eğilip kalkarken de hiç alternatifini bilmediği için bir mutluluğu var onun diyelim. Evet.
buraya yakın baktığınızda ondan sonra tabii iş endüstri mühendisliğine geçiyor. Bunu doğru maliyetlerle dayanımlı bir şekilde ürünleştirmek ve montajı kolay, nakliyesi kolay, yerine ulaştırma işi kalıyor ki kalan hep mühendislik. Evet. Şimdi kentsel dönüşüm projelerinde de yer alıyorsunuz oluyor. Değil mi? Tabii. Gayrimenkul şirketlerine nasıl bir katma değer sağladınız bu anlamda? Ya şimdi gayrimenkul sektörü küçülürken biz nasıl büyüyoruz dediğimizde hayata değen fark yarattığımız için müteahhitin evi satış hızını, evi satışını kolaylaştırıyoruz. Evi satışı hızlanıyor. Çünkü evin satış fiyatını kriter aldığımız için zaten evi alacak ailenin bütçesine sığıyor. Bu saydığım, demin saydığım o küçük 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 şeyleri aynı anda aynı eve koyduğunuzda bu defa o konutu satın alma sebebi oluyor artık. Hı hı. Ve Türkiye'de şu anda hala maalesef çok yüksek faiz olduğu için müteahhit evi 5 ay ya da 10 ay daha geç sattığında işte %20-%30 civarında bir faizle karşılaşıyor. Ve şimdi konutun %30'u çok fazla, konutun %20'i çok yüksek bir para. Bunu daha hızlı satmak müteahhit için şu anda çok kıymetli. Hı hı. Kadın karar verdiği için, biz de kadının baktığı yere baktığımız için, bütçenin içinde kaldığımız için sistem çalışıyor. Evet. Şimdi biraz trendleri konuşalım. Aslında az çok konuşmuş olduk ama dünyada da böyle az eşya, çok mutluluk gibi bazı böyle akımlar var. Hem felsefi olarak hem de bakıldığı zaman minimalist dediğimiz bazı ev tasarımları da çok fazla görüyoruz. Siz bunun hani bu akımlardan çok sert bir şekilde etkileniyor musunuz? Yani tabii. Yaptığınız ürünleri tabii. Hemen değiştirmek ya da tasarımlarını değiştirmeniz gerekiyor tabii. Mu? Ve nedir trendler? Yani o çok severim ben. Büyük balık çok önemli değil. Hızlı balık olması lazım. Mesela o yalın minimalist işi çıktığında son 6-7 senedir kulpsuz mobilyalar diye bir şey icat oldu. Mobilyada kulp yok. Böyle bastırınca açılıyor. Basaç dediğimiz sistemde, basaç raylar, basaç menteşeler çıktı. Biz hemen adapte edip sektörün hizmetine sonduk. Başka hatta öyle bir laf çıktı, yavaş kapanıyorsa hafeledir diye. Bizim bütün ürünlerimiz yavaş kapanıyor. Mobilya kapakları yavaş kapanır, çekmeceler yavaş kapanır. Hiç çat çut pat küt etmez. Şimdi insanlar buna alışınca öbürünü beğenmiyor artık eskisini. Herkes bunu seviyor. Çünkü o aslında hıza da alışmış oluyor ama evet. Yavaşlık da belki şey yapabiliyor. Ben mesela kulp olmadığı zaman sanki çok daha hızlı deforme olacakmış gibi hissediyorum. Ama siz bunun dayanıklılık boyutunu ne boyutta düşünüyorsunuz? Hiçbir şey olmaz. Değil mi? Yani ama tabii mobilyanın yüzeyi de önemli. Şimdi mobilyanın yüzeyi kulba olduğu zaman kulp metal ve metalden çekiyorsunuz ve elinizin teri metale değiyor. Şimdi doğal kaplama falan olursa yüzeyde bir süre sonra görürsünüz tabii elinizin izini. Evet. Peki bu ülke dünyada bu trendleri belirleyicisi kim? Yani en iyi bu işi yapan işte ev dekorasyonunda işte aynı zamanda bu sistemi kurabilen ülkeler neresi? Türkiye bu işin neresinde şu anda? Mobilya tasarımında en büyük ülkeler İtalya, arkasından Almanya. Üretiminde derseniz tabii ki her şeyde olduğu gibi Çin, Polonya yüksek. Ancak hani bu yeni konjüktürde bu ticaret savaşlarında Çin'in iç talebinin ve dengelerinin değiştiği dünyada nasıl önce Japonya'ydı sonra Çin oldu. Dünyanın üreticisi bir sonraki Türkiye olacak benim inancım odur yani. Evet çok teşekkür ederiz Hilmi Bey vermiş olduğunuz bilgiler için. Mobilya ve tamamlayıcı ürünler ekonomisini konuşmuş olduk. Hilmi Uytun, Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı ile birlikte efendim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Bugün hem evinizi taşırken hem de dekor ederken ve bu sistemleri kurarken de muhtemelen biraz daha bilinçli olmuş olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.